İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay ceza aldı. Karar sonrası muhalefet temsilcileri İmamoğlu'nun siyasi kariyeri engellendi diyerek tepkisini dile getirmeye başladı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise İmamoğlu'nun adaylık senaryosunu başarıyla tamamladığını öne sürerek bomba bir iddiayı yazdı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Aralık ayında ibre tamamen bana dönecek açıklamasının davayla birlikte ete kemiğe büründüğünü dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol kazasına uğradığını belirten Yarkadaş, adaylık için İmamoğlu'nun potaya girdiğini dillendirdi. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. Gazeteci Barış Yarkadaş, yerel mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilip siyasi yasak getirilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İmamoğlu'nun yakın çevresine merak etmeyin, Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek dediğini yazdı. İmamoğlu davada karar çıkmadan çok önce yakın çevresine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için garanti verdiğini belirten Yarkadaş, AK Parti'nin İmamoğlu planını da anlattı. AK Parti içindeki etkili bir grubun 2024 yerel seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mutlaka bizim elimizde olmalı, CHP'nin yerel seçimde belediye imkanlarından faydalanılmasına izin verilmemeli dediğini iddia eden Yarkadaş, İmamoğlu'na verilen cezayı sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesme açısından değil, bu pencereden de görmek gerekir diye düşünüyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararın açıklanacağı gün Almanya'da bulunmasının büyük bir siyasal iletişim faciası olduğunu belirten Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bu siyasal iletişim kazası İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığında yeniden potaya sokmuştur dedi. İmamoğlu'nun ise süreci çok iyi yönlendirdiğini ifade eden Yarkadaş şu kulis bilgisini paylaştı. Ekrem İmamoğlu bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir atlama taşı olacağını gördüğü için yakın çevresine merak etmeyin, Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir. Yaklaşık 15 gün önce söylenen bu söz mahkemenin kararıyla birlikte ete kemiğe bürünmüştür. Verilen ceza İmamoğlu'nu hem yeniden potaya sokmuş hem de mağdur edildiği için elini güçlendirmiştir. İbre İmamoğlu'na dönmüştür. Ancak bu İmamoğlu kesinlikle aday olacak anlamına gelmez. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tavrı nettir. Süreç yeni tartışmaları beraberinde getirecek. En çok da CHP'yi zorlayacaktır. Keza İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelmesi, mahkeme kararını İmamoğlu'nun odasında birlikte öğrenmeleri, otobüsün üstüne birlikte çıkmaları da dikkate değerdir. Bunlar önemli sembollerdir. Dolayısıyla artık Saraçhane'de siyasetin yeni merkezlerinden biridir. Akşener ve İmamoğlu'nun bundan sonraki süreçte birlikte atacağı her adım gündemin ana maddelerinden biri olacaktır. Değerli Kozmik Oda takipçileri, AK Parti çevrelerinden ilginç bir duyum da bugün gündeme düştü. Anadolu Ajansı eski genel müdürü Kemal Öztürk, AK Parti kulislerinden aldığı duyumu paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ters köşe açıklama gelebileceğini şu sözlerle duyurdu. Ankara'dan aldığım duyum, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı eleştiren bir açıklama yapabilir. Durumu ne kadar kurtarır orasını bilmiyorum. Lakin AK Parti içinde karara ciddi tepki var. Bu akla zarar kararı kimse izah edemez zaten. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.